Ergün Diler, erken uyarı. Rusya-Ukrayna savaşını yazarken ısrarla enerjiyi buraya taşıyorum. Hem petrolü hem doğalgazı. Rusya ruble ile satıştan söz etmeye başlayınca başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği yeni bir korku tüneline girdi. Yaptırımlar karşısında Rusya'nın bu adımı çok farklıydı. Oyun değiştirecek cinsten. Açalım biraz da hafızamızı tazeleyelim. Avrupa'nın doğalgaz tedariğinde Rusya'ya olan bağımlılıktan kurtulmak için desteklediği NABUKO projesi vardı. AK Parti iktidara geliyor, bu projenin tohumları atılıyordu. Projenin bitiş tarihi de önemliydi, 2013. Yani Türkiye'de Gezi ve 17-25 Aralık operasyonlarının yaşandığı tarih. NABUKO'da en önemli geçiş Türkiye'den olacaktı. Bunun için iki önemli unsura bakmak gerekiyordu ya Avrupa Türkiye'ye çok güveniyor ya da Ankara AB ülkeleri tarafından kontrol ediliyordu. Bir de oyunun içinde olduğu halde görünmeyen Amerika unsuru vardı. Sokakta birini çevirseniz hemen hemen alacağınız cevap Amerika her şartta Avrupa'yı destekler olacaktır. Böyle öğrettiler. Yapacak da bir şey yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ile Avrupa yan yana Sovyetler, Rusya ise karşıda görünüyordu. Oysa 2. Dünya Savaşı'na Amerika sadece askerlerini yolladı. Üretim kapasiteleri ve ticareti aldı başını gitti. Avrupa kaybediyor, Amerika'da NATO ile gelip hepsinin üzerine çöküyordu. Canlılık ve kurduğu sistem devam etsin diye de karşı tarafa Rus öcüsünü koyuyordu. Herkes de buna inanıyordu. Temelde iki güçte yani Amerika'da Rusya'da hem Avrupa'ya hem de uzak doğuda beliren güçlere karşı aynı tedirginliği yaşıyordu. Bunların kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunu da soğuk savaş döneminde sıcak çatışmayı önleyen gizli mutabakatlarında görüyorduk. Neyse. Avrupa Rusya'ya olan enerji bağımlılığını en aza indirmek için Türkiye'nin de merkezde olduğu Nabucco projesini hayata geçirmek istedi. Hazar ve Orta Doğu doğal gazının Türkiye üzerinden geçerek Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'ya ulaşması hedefleniyordu. Projenin hayata geçmesiyle Türkiye bir yandan Avrupa için en önemli transit ülkelerden biri haline gelecek, bir yandan da %60'ı aşan Rus doğal gazına bağımlılığına karşı ciddi bir alternatif oluşturacaktı. BOTAŞ'ın yanı sıra projede Macaristan'dan MOL, Romanya'dan Transgaz, Bulgaristan'dan Bulgar Gaz, Avusturya'dan OMV ve Almanya'dan RWE enerji şirketleri yer alıyordu. 3 ya da 5 ülke bu hatta gaz verecekti. Çünkü Avrupa böyle bir oyun kurmadığı sürece Rusya'ya gazda bağımlılık 2030'da %80'leri geçecekti. Yani ciddi bir güvenlik meselesiydi bu. Azerbaycan da gaz verecekler içinde ilk sıradaydı. Hazar merkezinden çıkan gaz Avrupa'ya yollanacaktı. Türkmen gazı da projeye katılacak sonra Irak bunu izleyecekti. Finalde Mısır da ortaklardan olacaktı. Rusya da Orta Asya'daki gaz merkezlerini hızla kendine bağlıyor, bu projenin önünü kesmek için adımlar atıyordu. Putin, eğer birileri toprağa kazıp boru hattı inşa etmek istiyorsa devam etsinler. Bizim için sorun değil diyerek kendine olan güveni ortaya koyuyordu. 2013'e gelindiğinde Türkiye'yi karıştıran sarsıntıların yaşandığı yıl, bu projenin de rafa kalktığı yıldı. Hatta bundan sonra AK Parti içinde tasfiyelerin başladığı, içeride siyasetin tonunun değiştiği, oyuncuların karşı karşıya geldiği, Erdoğan'ın başka bir yol bulduğu zaman dilimi olacaktı. Nabuko olmuyor, Avrupa büyük rahatsızlık yaşıyordu. Oysa AK Parti kuruluşunda Avrupalı ekole yakın çok ismi içinde barındırıyordu tasfiye olan yapı buydu. Erdoğan kendi inşa ettiği yolda gidiyordu. Gidecekti. Çünkü AK Parti'ye kapatma davası bile Erdoğan'ı tasfiye için atılan adımdı. Erdoğan yasaklı olduğu an Türkiye, AB içine alınacak ve böylece Avrupalı başkentler Orta Doğu'ya yani enerjinin merkezine ulaşacaktı. Önce ihtiyaçları için gerekli sistemi kuracak, ardından da Amerika'yı ve Rusya'yı küresel ölçekte silecek operasyonlara başlayacaktı. Bu 3. Dünya Savaşı'nın ta kendisiydi. Avrupa, Türkiye'de kuracağı uyumlu ekolle Orta Asya içinden geçerek uzak doğuya sarkacaktı. Stratejik olarak plan böyle yapılırdı. Çok akıllıcaydı. Haklılardı da ancak çok kişinin ısrarla anlamak istemediği oluyor ve Amerika Avrupa'yı özellikle Rusya'ya kilitliyordu. Açıklamalarında devamlı Rus karşıtı görünseler de Avrupa'nın arkasında dolanıyorlardı. Her projede böyleydi. O tarihlerden sonra Türkiye ile Rusya pek çok operasyona rağmen birbirlerine yaklaşıyordu. Uçak düşürme ve Büyükelçi Karlov'un infazına rağmen köprünün altından çok su akıyor ve dün Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck doğalgaz acil eylem planı çerçevesinde erken uyarı sistemine geçildiğini ilan ediyordu. Yani hem evlerde hem sanayide sınırlı gaz kullanılacaktı. Rusya'nın ticaret rubleyle olacak tehdidi ekonomik giyotinden başka bir şey değildi. Ukrayna bombaların altında uyanıyor ancak en büyük hasar Avrupa'da meydana geliyordu. AK Parti'ye karşı olan muhalefet Avrupa ile bütünleşmenin doğru yol olduğunu düşündüğü için aynı ekole mensup herkes Erdoğan'ın karşısına dikiliyordu. Dikilecekti. Nabuko eksenlerin çatışmasını anlatmak için küçük bir örnekti sadece. Avrupa bu kıskaçtan çıkabilmek için var gücüyle Türkiye'ye yüklenmek ve buradaki siyasi denklemi değiştirmek isteyecekti. Başka çareleri yoktu. Önümüzdeki dönemin mücadelesinin kodu buydu. Avrupa Türkiye'yi yanına alarak Rusya'yı çevrelemek ve bitirmek isteyecekti. Dolayısıyla Amerika'nın oyun kurucu arkadaşını saha kenarına itecekti. Sonra iş Çin'e kadar uzayacaktı. Başka bir dünya kurulacaktı. Denklem bu. Biz böyle tartışmıyoruz, böyle bakmıyoruz. Oysa içeride yaşadıklarımız bu mücadelenin Türkiye ayağıydı. Neredeyse her yazımda Türkiye çok önemli diye not düşerken bunu anlatmak istiyordum. Barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasının kabulü de iki tarafın Türkiye'yi yanında görmek istemesinden başka bir şey değildi. Önümüzdeki günlerde Avrupa merkezli yüksek basınç yaşanacak gibi durmakta. Her defasında duvara toslayan Avrupa yakında Türkiye'yi Birliğin dışında tuttun, Rusya'yı başımıza bela ettin diye Merkel'i hain ilan ederse şaşırmayın. Ergündiler Takvim Engin Ardıç Kerevizin hesabını sorarız. Manda yoğurdu da siyasi tartışma konularımızdan biri oldu. Kafayı yememek çok zor bu ülkede. Yoğurdun maliyetini hesaplayıp Erdoğan gitsin diyen manyaklar var. Çok para tutuyormuş. Hele üstüne bal, lükse bak. Ejder meyvesi falan derken yoğurt yemek bile suç oldu bu memlekette bu kafayla devam etsinler. Günde bir kilodan bir yıllık yoğurt parasını hesaplayıp benim emekçi halkım bir lokma ekmek bulamazken demeyi sürdürsünler. Sen salla belki kanacak budala çıkar. Kastamonu pastırması ne çabuk unutuldu. Abdullah Gül taraftarları buna karşılık Kayseri pastırmasını yüceltiyorlardı. Hani kalkan ciğeri kaçadır peki? Durum böyle ama durumları umutsuz. Durup durup Senaryo yazanlar türedi. 10 çeşit seçim senaryosu varmış. Kimine göre iktidar ittifakının milletvekili sayısı 235 çıkıyormuş, kimine göre 287. Kimisi 222 çıkarıyor. Bu spekülasyon mevcut yasa üzerinden yapılıyor. Hiçbir iktidar mensubu yeni yasa çıkarıp da seçime eski yasayla gidecek kadar sapıtmadı. Yine de inanmıyorlar. İkide bir erken seçim deyip deyip o seçimin tarihini kendi kafalarında hep ertelediler ya, bundan da hiç utanmadılar. Şimdi gene toplanmışlar bir yuvarlak masada, gene baskın seçim bekliyorlarmış. Kereviz yediniz mi kereviz? Benim emekçi halkım yemeğe bir lokma ekmek bulamıyor, bunlar kereviz yiyorlar. Kerevizin kilosu kaçadır? Yeni düzenleme yasalaşsa bile, yani yasalaşmama ihtimali de varmış, seçime bu yasayla gidilmeyecekmiş. Neden? Hanımefendi ve beyefendiler öyle uygun görmüşler. Bağırıp çağırmayı pek seven bazı köşe yazarlarının ince fikirleri bunlar. Eskisi kadar okunmayınca işi zırta pozluğa döktüler. Salla salla, ilgi toplarsın. Sonbaharda seçim olabilirmiş. E peki yeni yasa ne zaman uygulanır? Eh artık 2027 seçiminde bundan iktidar ne fayda umuyormuş peki? Allah bilir. Belki spor olsun diye değiştirmek istiyor canım. Madem durum bu kadar acil, madem baskın seçime 6 ay gibi kısa bir süre var. Hani adayları nerede? Zamanı geldiği zaman açıklanacakmış. Muhalefetin ciddiye alınacak bir yanı varsa bize bildirin. Değerlendirelim. manda yoğurdu olmasın ama. Engin Ardıç sabah